Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün DAF aracımızla birlikte size o uzun süredir sözünü verdiğim Hafriyat kamyonu videosunu en sonunda çekiyoruz arkadaşlar. Ama bildiğiniz Hafriyat kamyonları normalde çok hızlı olur arkadaşlar. Biz o kadar hızlı olmayacağız. Bizim arkamızda şu anda 27 ton kömür var arkadaşlar. Ama benim en sevdiğim sürüş tarzlarından bir tanesi ağır yükle hızlı sürmek. Bakalım bugün bunu gerçekleştirmeye çalışacağız şimdiden. Süper bir video olacağını hisseden arkadaşlar bir beğeni bıraktılarsa çok mutlu olurum. Tüm yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim, ben şöyle DAF'ımla bir yavaştan yola çıkayım. Bu arada 16 vites bir DAF'ım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten yerinden kalkarken mübarek gün oluyor, gün geçiyor, hafta geçiyor. Ama şeyde güzel yani, performanslı, üzmüyor arkadaşlar. Arkamızda 27 ton kömür olmasına rağmen bizi üzmeyeceğini düşünüyorum. Gidiyor yani, rampalarda falan çekiyor. DAF'a nedense aşırı derecede bir güvenim var şu anda. İnşallah bu güvenimi kırmaz. Dediğim gibi basacağız arkadaşlar. Yükümüz var diye basmamazlık yapmayacağız ama tabii ki o herkesin alışık olduğu, bildiği seri hafriyat kamyonları gibi basamayacağız. Şu sağ camımı birazcık kıstım. Hava çok karanlık oyunda. Sanki yağmur yağacak gibi. Halbuki sabah saat 9.16 oyunda ama niye bu kadar karanlık bilmiyorum arkadaşlar. 16 vites olması bu arada bizim için bir avantaj. 27 tona göre daha düşük bir vites sayımız olsaydı biraz zorlanabilirdi DAF bu arada arkadaşlar. Baksanıza ara hızlanmaları falan gayet güzel yani. Bak şimdiden 70 dedi mesela. Yani o şeyde bizim ağır yük çektiğimiz, o lokomotif taşıdığımız videolarda falan arkadaşlar 3 gün sürüyordu mübarek. Lan video bitene kadar yemin ediyorum 100'e ulaşamıyorduk. Bak video bitene kadar bir kere 100 km hızı göremiyorduk yolda yani. Öyle videolar çıkıyordu arkadaşlar. Ama bugün DAF bizi üzmeyecek inşallah. İleride bir trafik var. Yani bak bu videoyu hafta içi öğlen saat 3.30'da çekiyorum arkadaşlar. Gidip de bu yolda trafiğe kalırsam yuh derim yani. Ama buralar yine kalabalık. Acaba bu kenarda duruyor diye mi kalabalık? Ondan da olabilir. Şimdi anlarız zaten bakalım yola girince. Bak ben sollarına geçince hemen nasıl basıyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz bak? Bunların hızlı gitmesi için bunları solluyormuş gibi davranmanız gerekiyor kendilerine. Bunların hızlı gitmesini sağlamak için bunları solluyormuş gibi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. O zaman hızlanıyorlar. Bak ne güzel de basıyorlar gaza, gördünüz mü? Karşıdan araba geliyor bu arada, yemedi. Karşıdan araba geliyor arkadaşlar. 27 ton olduğunu ufaktan bir hissettirdi DAF. Ben arabaya güvendim orada ama gitmiyor arkaya. O kadar gitmiyor yani en azından. Baksana da sollamaya çıkıyorum. Adamlar benden daha çabuk hızlanıyor. Hadi lan! Arkadaşlar 70 km hızdayım şu anda. Hızlanmıyor. Çekişten düşüyor abi. Tam sollamaya çıktım, çekişten. Bak benim solladığım yeri doldurdu. Bak görüyor musun? Benim solladığım yeri doldurdu. Bunu yapamaz normal şartlarda arkadaşlar. Hadi oğlum rampa aşağı bari hızlan. Rezil etme bizi. O kadar sollamaya çıktık, bizi rezil etme lan. Hadi lan. Oğlum hay Allah'ım ya Rabbim, 3 dakika süren sollama mı olur ya? 3 dakika süren sollama mı olur abi? Allah Allah. Baksana ben basıyorum onlar basıyor. Ben basıyorum onlar basıyor ya. Ben basıyorum onlar basıyor. Ay mübarek adam. Az önce niye gitmiyordun? Az önce niye gitmiyordun? Hadi aslanım DAF'ım benim. Solladım arkadaşlar. Allah'a şükür solladım. En sonunda başardım. Çok uzun sürdü ama sollamayı başardım. Çok uzun sürdü ama başardım arkadaşlar sollamayı. Bas! Frene basmak yok, yürü! Frene basmak yok, yürü lan! Frene basmamız gerekiyormuş. Frene basmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Araba çalışmıyor. tamam da Allah Allah. Kaza yaptık işte. Allah Allah, ne yapayım? Frene basmamız gerekiyormuş. Oğlum burayı değiştirmemişler miydi? Burası eski haline geri dönmüş.
Abi burayı de, lan burası eski haline geri dönmüş. Ben burada yavaşlamıyorduk yani o değişmiş haliyle hareket. Ben onu aldandım. Buranın ben eski haline döndüğünü bilseydim Traggers MP'ye girmezdim ki. Burası niye eski haline dönmüş ya? İyiydi gayet, takılıyorduk ya. Tüh, arkadaşlar öndekilerle... Aa bunlar değil miydi lan az öncekiler? Bunlar mıydı? Bunlar mıydı yoksa başka mıydı? Az önce basanlar. Dur bakayım benim pixim var mı? Yokmuş arkadaşlar. 23 tane. Bir kaza daha yaparsak bu arada video bitmek zorunda kalır çünkü pix hakkım kalmadı. Karşı şeridin trafiğine... Abi yolun eski haline döndüğü ne kadar da belli oluyor ama kalabalıktan ya, değil mi? Yolun eski haline döndüğü ne kadar belli oluyor değil mi arkadaşlar ya? Bu arada ben hafriyat yük şeyi kasası takınca arkadaşlar, dorsası takınca harbiden hafriyat sürücüsü gibi sürmeye başladım, farkında mısınız? Gerçekte de hafriyat kamyonları böyle gidiyor. Gerçekte de hafriyat kamyonları böyle gidiyor arkadaşlar. Birazcık onlara özendim az önce ama demek ki bu işin de zorlukları varmış yani. Öyle direksiyona oturup gidilmiyormuş. Karşı şeritte inanılmaz bir trafik var. Ya bunlar büyük bir kazadan çıktılar arkadaşlar. Böyle trafik uzun süre durdu. O yüzden bu kadar yığıldılar. Ya da ön tarafta bir tane ipli... ön tarafta sıkıntılı bir arkadaş olabilir yani. Orada arkamdaki de fena geliyor. Ha, oğlum benimki o kadar gitmiyor. 27 tonum var. Oğlum çok güzelim lan. Çok yakışıklı benim tırım maşallah ya. Çok yakışıklı. Anam yol durdu, yol durdu. Yol durdu. Kaza olmuş. tamam durdu. Sorun yok arkadaşlar. Kaza olmuş da burada. Bu yolu açmayacak mısınız peki gerçekten? Peki gerçekten bu yol... Evet arkadaşlar, videonun 6. dakika 45. saniyesinde şu anda burada durduk. Bakalım ne zaman açacaklar yolu, çok merak ediyorum. Bakalım yolu ne zaman açacaklar. Bu lokomotifle senin zaten... İşte herkes taşıyamıyor arkadaşlar. Herkes bir Aykut küçük değil ki. Lokomotif taşımak kolay mı öyle arkadaşlar? Bu arada adam lokomotifle benden daha çabuk hızlandı lan 61 tonla. Baksana adama yetişemiyorum lan sen. Oğlum onun tırı neydi bu arada ya? 61 tonla nasıl bu kadar çabuk hızlanıyor ya? Ben 27 tonla hızlanamıyorum öyle. Bu arada arkadaşlar bizim araba arızalanması yaktı. Gördüğünüz gibi ünlem işareti var şu an şeyde. Panelde servise götür beni diyor. O yüzden dikkatli olmalıyız. Daha fazla kaza yapmamalıyız abi. Oğlum adam 61 tonla bana resmen artistik yapıyor. Ben 27 tonla yetişemiyorum adama. Nasıl gidiyor onun arabası? Onun altındaki tıra acil bakmam lazım. Çok merak ettim abi. Benimki gitmiyor. Şu arkadaki çocuk hiç sollama yapmıyor. Farkında mısınız? Benim 2 saat süren sollamamı o çocuğa yapmıştım. İşte bir arkamdaki siyah şu borsesiz çekici var ya, Kore damonlu ne. Bak korna çalıyor bana, bak bana korna çalıyor. Tamam oğlum gitmiyor, ne yapayım? Bunlar, ben bunları şimdi %10'la solladım ya, beni gidebiliyorum zannediyor. Arkamda 27 ton olduğunu unuttular arkadaşlar. Ha gayret lafım benim ya. Ne oldu bu arabaya? Bu araba ne güzel ciğerli ciğerli gidiyordu ya. Bu araba ciğerli ciğerli gidiyordu. Ne oldu bu arabaya mübarek gitmemeye başladı? Acaba vurunca arıza yaptı, ondan mı gitmiyor arkadaşlar? Olabilir ha. Çünkü vurmadan önce bundan daha iyi gidiyordu değil mi? Ben orada 100-110'la sollamıştım çocukları yani. Şu öndeki lokomotifliği gerçekten sollayamazsam bu arada gözüm açık gider ya. Adam 61 tonla bana şekil şukul yaptı. Ben adama 27 tonla yetişemedim. Allah! Oğlum bu araba da devrilecek gibi gidiyor vallahi benim araba ha. Benim araba devrilecek gibi gidiyor arkadaşlar. Eh be başkanım be, yavaşlatma beni be. Beni niye yavaşlatıyorsun? Gözünü seveyim. Zaten hızlanamıyorum 2 saat. Baksanız abi adamın 61 tonlu ara hızlanmaları benden daha iyi ya. Allah Allah. Burası yine sıkışmış. Burası yine sıkışmış abi. Geçen bu benim videoyu bıraktığım yer değil mi Allah aşkına? Benim videoyu bıraktığım yer değil mi bura benim en son? Bir de adam kış modunda sürüyor oğlum. Pint, aha arıza verdi lan. Araç arıza verdi arkadaşlar.
Neyse bakalım arızalı bir şekilde gidebilecek miyiz Duisburg'a kadar? Yüzde kaç arızası benim arabanın şu an? %40 arızası var. Oğlum freni de tutmuyor bu arabanın. Freni de arızalanmış. Hadi lan hadi lan. Bir daha kırmızı yanmadan geçelim oraya hadi lan. Yok şimdi soldan yapıştırıcam daha ineceğiz ondan sonra ya. Hadi la. Bak sol tarafta bir tane daha hapkayat var arkadaşlar. Türklere selam olsun. Avuu yazıyor birisi aşağıda. Samsunlu. Hadi oğlum hadi lan. Kırmızı yanmadan geçelim şu treni be. Hadi be video çekiyoruz be. Edit icat edilmeden önce yayıncılar arkadaş. Bir dakika. Bak kırmızı yanacak biz oraya gidene kadar. Sol taraftan araba gelmese vallahi burada sollamaya çıkacağım ama araba geliyor. Bak bu da mübarek. Normalde basar şimdi basmıyor bak. Normalde basar şimdi basmıyor Allah'ın. Aha ön tarafta biri uçtu arkadaşlar. Evet biri uçtu. Adam 35 metre havaya kalktı. Oğlum hadi hadi tren geliyor. Hadi tren geliyor. Tren geliyor yürü. Allah Allah tren gelecek hala yürümüyor ya. Lan arkadaki de geçiyor. Arkadaki de geçti. Oğlum arkadaki nasıl geçti orada? Arkadaki nasıl geçti onu anlamadım ben arkadaşlar. Orada kırmızı yanmıyor muydu? Bu arada arkadaşlar orası çift çizgi. Burada sollamaması lazım yani. O yüzden ben kendisini ufak bir uyardım. Ufak bir uyardım orada sollamaması lazım yani. Çift çizgide sollayamaz normalde öyle. Hani ben onun iyiliğini düşündüm arkadaşlar. Dur soru yazayım bir de aşağıdan. Bir de soru yazayım aşağıdan arkadaşlar. Ben onun iyiliğini düşündüm. Yanlış anlaşılmasın. Peki dostlar tamamen arkadaşlar ben tamamen onun iyiliğini düşündüm. Öyle olduğunu düşünenler videonun altında evet Aykut abi sen adamın iyiliğini düşündün yazsınlar. Ya yürü git Allah aşkına bizi kandırma diyenler yine kendilerini belli etsinler. Bakalım chat ne düşünüyor. Bu arada arkadakinin turu ne güzel lan. O da mı? O Renault mu? Adam Renault'u nasıl öyle yapmış mübarek? Arkadaşlar burada Renault'u bu gurur meselesi tamam mı? Bu gurur meselesi arkadaşlar. Renault'a sollanmamamız lazım. Şu anda DAF BSR Renault yapıyoruz arkadaşlar. DAF BSR Renault yapıyoruz. Adama sollanmamamız lazım şu anda. Dayı sollama dayı sollama. Görmüyor musun geliyoruz burada? Oğlum ne güzel tırları var lan bunların. Bak bu da basmış tırını. Güzel tırları var mübarek. Aha lokomotif bile durmuş arkadaşlar. Bu benim az önce sollayamadığım lokomotif değil mi? Ha o bak. Wintermon. Buraya kadar gelmiş vallahi adam. Helal olsun. Benim tır bu arada arkadaşlar yola çıktığımızdan beri ilk defa %10'u gördü şu an. 107 de. Hadi 3 tane de 3 kilometre hızla benden olsun. Tam 110'a dayadım şu anda arkadaşlar. Yola çıktığımızdan beri ilk kez. Ama tabii ki bir Aykut küçük hızını aldıysa ne olur? Hemen ön tarafında yol durur. Allah! Arkadaşlar evet. Evet. Değmemişim aslında arkadaşlar. O ses şeyden gelmedi bu arada. Hani vurunca gelmedi haberiniz olsun. O ses ben şimdi frene birazcık sert basınca benim tampon yere değdi. Oradan geldi yani yanlış anlaşmasın. Ben öndeki adama vurmadım. Ben öndeki adama vurmadım yani ona göre. Bak hemen nasıl hareket ettirdim gördünüz mü arkadaşlar? Hareket edecekleri yoktu. Sollarına çıktım hemen nasıl hareket ettiler gördünüz mü? Bak psikolojik savaş. Psikolojik savaş. Hemen ona o baskıyı kuracaksın. Şimdi ben onu geçiyor gibi yaparsam o hareket eder kardeşim. O hareket eder. Lan bu ne yapıyor ormandan geliyor mübarek. Arkadaşlar araya girmem lazım. Araya girmem lazım. Erdin Canlı çok affedersin. Çok affedersin. Çok affedersin Erdin Canlı çok pardon. Çaktırmayın arkadaşlar. Abi resmen hesap ban yesin diye çabalıyoruz ya. Resmen ama kafayı sokmuşum oraya Erzincan. Ayıp değil mi? İnsan burada hemşerisine yani hemşerisine derken arkadaşlar sonuçta yabancılara karşı Türkleriz burada yani.
İnsan hemşire sen orada yol vermezdi. Zor durumda kalmışım işte. Çıkmışım sollamaya, sollayamamışım yani. Yol versen ne olacak? Ölecek misin yani? Lan ben olsam veririm, miyim vermem. Ben olsam verir miyim vermem ama sen versen ne olacak yani güzel kardeşim. Haksızsam haksızsın yine arkadaşlar. Bak adamlar sollamaya çıktı arkadan mesela, karşıdan araba geliyor. Abi bugün inanılmaz bir kaos var sunucularda ya. Bir de millete artistik yapıyoruz, arkamda 27 ton var mübarek. Şimdi basacaklar sollayacaklar, bizi bir şey de yapamayacağız. Bir şey de yapamayacağız yani ondan sonra. Bak Erzincanlı tamponuna gibi. Bu arada bu çocuk hiç sesini çıkartmadı. O büyük ihtimal banlatır bizi arkadaşlar. Yok ben de bahane arıyorum zaten. Hani banlanalım da şu Trackers MP videolarını bırakayım diye. Sana viraj keserek giriyorum arkadaşlar. Benim tır gitmiyor çünkü hızımı almışken. Hız kaybetmeden buradan Duisburg'a kadar inmem lazım abi. Orada buradaki benzin... Ha, diğer benzinlik zaten değişmemişti ki. Buradaki benzinlik değişmişti değil mi? Tabii buradaki benzinlik değişmişti. Diğer taraftaki benzinlik aynıymış arkadaşlar. Adam beni sağdan mı sollamaya çalışıyor? Yok benzinliğe görüş. Bu arada... Arkadaşlar arabamın şaftı kaydı. Çok ilginç bir kaza geçirdim. Çok ilginç bir kaza geçirdim. Arabamın şaftı kaydı. Adam bana hakaret ediyor aşağıdan. Bunu nasıl başardın diyor. Sevgili dostlar, bir dahaki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın. Bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.